Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO. Dragon Ball Super animesinin 74. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz ve fiiller devam ediyor. Gohan'ın Super Great Saiyaman filmi devam ediyordu. O fiiller bitti. Şimdi yeni fiiller başlayacak. Bu ne kadar böyle sürecek? Evet, bunu şimdi size açıklayacağım. Ama öncelikle bölümü kısa, çok ufak bir şekilde sizi sıkmayacak derecede İnceleyeceğim ve geçeceğiz. Bölüme 10 üzerinden 6 veriyorum. Direkt 6.0 veriyorum. Çünkü artık bölümleri, yeni bölümleri istiyorum. Ben artık hikayenin devam etmesini istiyorum. Bu yüzden fiiller artık beni tatmin etmiyor. Çünkü çok da iyi olduğunu söyleyemem. Gohan'ın evrenden gelen bir hücreden dayak yemesi ve Vegeta olsun, Bulma olsun, kimsenin bu canavardan haberi olmaması, Watagushi miydi? Öyle bir şeydi canavarın ismi. Ondan haberi olmaması gayet başarısızdı bence. Sonuçta fiiller olduğu için mantık aramanın hiçbir şekilde alemi yok diyebilirim. Bölümün başına geçecek olursak, Gohan'ın film çekimleri için Kokoa ile birlikte deneme yaptığını, tatbikat yaptığını, birlikte ezber yaptığını görebilmiştik. Ve daha sonra Kokoa Gohan'ı öpüyor ve Gohan'ın düşmanı Beri'nin gazeteci adamları ve Beri Gohan'ı kayıt altına alıyor ve bunu Videl'e gösteriyor. Videl'in fotoğraflara baktığı zaman Gohan'ın biriyle öpüştüğünü görüyor ve hiç sinir minir yapmıyor. Çünkü Videl fazlasıyla Gohan'a sevgi duyuyor ve onun saflığına inanıyor. Çünkü adam Gohan'ın oğlu Saiyajin adam. Adama güvenmesi çok normal. Gohan'a güvenmesi fazlasıyla normal. Ve Gohan'a öyle bir güven bağlamış ki Gohan'ın biriyle öpüştüğünü görse bile bunun açıklaması olduğunu düşünüyor Videl. Ve hiçbir şekilde kızmıyor. Daha sonra bu Watagashi miydi neydi? Watagashi diyeyim ben. Herhalde Watagashi değildi ismi. Riske giriyorum. Watagashi diyorum ben. Herhalde bu Watagashi daha sonra da Beri'nin içine giriyor. Beri uyuz oluyor Videl'le Gohan'a. Beri bir yaratığa dönüşüyor. Zaten yaratığın tipi, tamam mı? Kaioshin ve Oz'un, Oz formu var ya Saiyajinlerin, o formla birebir aynı. Onun ikisinin birleşimi bir şey oldu. Üst üste formlar geçiriyor. Bir ara dedim acaba bu Watagashi Saiyajin hücresi falan dedim. Çünkü baktım form basıyor. Kaioken bastı bir ara. Dedim ne oluyor? Kaioken nasıl basıyorsun sen dedim. Saçmalama. Öyle sahneler oldu. Oz formuna büründü. Oz formu diyorum, siz takılın buna, makara yapıyorum. Oz formuna büründü ve Gohan'la 2-3 çatışma düzenlendi. Böyle ikisi bir aralarında kapıştılar. Ve Gohan sonradan Super Saiyan 2 formuna geçti. Gohan'ın filmini çeken yönetmen de buna Super Great Saiyaman dedi. Super Saiyan'dan işte özenmiş, anladın mı, çaktırmayın. Super Saiyan 2 formuna geçti ve Gohan onu haşladı. Bir ara Jacobs geliyor zaten. Jacobs'u biliyorsunuz. Galaktik diyeyim, uzay demeyeyim. Galaktik polis oluyordu. Bu galaktik polis de gidiyor onu, Watagashi'yi yakalıyor. Zaten bölümün sonunda en son bu Jacobs'u gösteriyor. Jacobs da tekrardan Watagashi'yi böyle kavanozun içine almış. O kavanozdan tekrardan çıkıyor Watagashi. Watagashi diyorum halen ya. İsmini halen bilmiyorum. Lütfen onun ismini yazın. Saçma sapan bir isim var. Şu Japonca isimleri ezberlemekte ciddi bir zorluk çekiyorum ya. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama harbiden zor kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu bir sürü Japonca karakter ismi olması zorlandırıyor beni ya. Harbiden bakın, şu Watagashi'den o kadar çok şey çıkıyor ki kalbimin derinliklerine iniyor ya. Gerçekten Japonca öğrenmesi bizim için zor olurdu ya. Aslında zor demeyeyim, kolay da. Aslında kolay da değil. Neden Japonca öğrenmeye geçtiysem Dragon Ball'un bölümünden. Fiillerin ne kadar boş olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Her neyse. Daha sonra Jacobs onu yakalıyor. Gohan da mutlu hayatına dönüyor ve Beri de akıllanıyor artık ve Mr. Satan'la birlikte filmin yapımcılarını falan orada işe başlamaya devam ediyor Beri. Artık Beri'den yana hiçbir sıkıntı kalmıyor ve bölümümüz orada bitiyor. Bir sonraki bölüm bence fazlasıyla güzel. Neden biliyor musunuz? Krillin'le Goku antrenman yapmaya başlıyor. Eski günleri böyle anmak bence mükemmel oluyor. Nostalji oluyor diyebilirim. Bence bu yönden bir sonraki bölüm en azından bu bölümden daha güzel olacak. En azından nostalji görmüş olacak. Dragon Ball Z'deki veya Dragon Ball'daki gibi. Acaba Goku'yla Krillin eskiden böyle Muten Roshi'nin yanında antrenman görürken böyle süt falan taşıyorlardı ya. Tekrardan taşırlar mı ya? Çok eğlenceli olurdu öyle bir şey olsaydı ki hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama güzel olurdu. Neden olmasın? Sonuçta fiili bölümler. O tarz bir şeyler yapabilirler. Her neyse, bu bölümün incelemesinin sonuna geldik kardeşlerim. Ve şimdi bölümün incelemesini bir köşeye bırakıp şu evrenler arası dövüşten bahsedeceğim. Bu Arch arkadaşlar, evrenler arası dövüş turnuvası Arch 77. bölümde başlayacakmış. Şu an 74'teyiz. 75, 76, 77. 2 bölüm var. 2 hafta daha filler gördükten sonra sonunda bu evrenler arası turnuva başlayacak. Ve şimdiden antrenmanları başladı bu evrenler arası turnuvanın. Bakalım ne tür bölümler bizi bekliyor olacak. Bence güzel evrenler arası turnuva göreceğiz. Güzel dövüşler göreceğiz. Güzel şeyler göreceğiz. Bu Arch bence çok tutacak ve son Arch olarak bahsediliyor mu tam olarak bilmiyorum ama Dragon Ball Super'ın bitmesine yaklaşmış olabiliriz son Arch olarak. Son Arch'ı da mükemmel bir şekilde değerlendiririz abi. Çünkü eminim süper sahneler bizi bekliyor olacak.
Fillerin sonuna geliriz. Umarım yakın zamanda çok hızlı geçer haftalar da biz artık Dragon Ball Super'ın devamını görebiliriz kardeşlerim. Artık ben yeni formlar görmek istiyorum. Yeni teknikler görmek istiyorum. Vegeta'nın coşmasını istiyorum. Ve Hit'le falan kapışmasını istiyorum. Champa'nın yeni adamları çıksın istiyorum. Whis'ın babasını falan gücünü görmek istiyorum açıkçası. Onlarla aralarında bir dövüş istiyorum. Beerus'un yeni formu varsa formlarını görmek istiyorum. Beerus'un gücünü tam kullanmasını istiyorum. Çok şey istiyorum biliyorum ama Akira Toriyama umarım bize bunların hepsini karşılar. Ve Dragon Ball Super bitse bile kardeşlerim mangadan devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.